Arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi güneş, dünya, ay maketinde size maketinden hareketlerini göstereceğim. Şimdi şöyle diyeyim. Güneş saat yönünün tersine döner. Yani saatimiz şurada. Saat sağa doğru dönerken biz güneş sola doğru döner. Ayrıca dünya, ay da yine saat yönünün tersine döner. Kendi etraflarında saatimizi koyalım ve dönelim geri. Yani şöyle yani. Şimdi hem dünyanın iki görevi vardır. Birincisi hem kendi etrafında döner. İkincisi hem de güneşin etrafında dolanır. Şöyle bir tur atalım. Ondan sonra aya geçelim. Ayda ise ayın üç görevi vardır. Üç görevinden birisi hem kendi etrafında döner, hem dünyanın etrafında döner, hem dünya ile güneşin etrafında döner. Şöyle göstereyim. Kendi etrafında da dönüyor. Hop. Ayın bir de evreleri de vardır. Şimdi şunu şöyle tam tur attırdıktan sonra evrelerini anlatmaya geçelim. Ayın böyle durunca güneşin tam önüne geldiği için ilk önce noktasını söyleyeyim. Ay bir ışık kaynağı değildir. Işık kaynağı olmadığı için güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıtır. Yeni ay evresinde dünya ile güneşin arasına girdiği için güneşin bize verdiği ışıkları göremeyiz. Yani dünyadan bakan bir kişi ayı göremez orada. Ondan sonra buradan şöyle dönüyoruz. Ayın 4 ana evresi, 4 tane de ara evresi vardır. Bundan sonra burası ilk 4'ü. Ben şöyle. İlk 4'ün buradan bakınca yarısı ışık alır, yarısı ışık almaz. Yani burada bir alfabemizden bir tane harfi gösterir. D harfini gösteriyor. Buradan bakınca dolunay. Güneşten alın ışığı direktmen bunu yansıtır. Oradan buraya yansıtır. O yüzden dolunay evresi full ışıktır. Ondan sonra buradan bakınca da son dördü. Son dördünün de yarısı ışıktır ama ters D şeklindedir. Bu sefer bu yarısında vardır. İlk dördünde bu yarısında vardır. Bu ters D, ters D olarak yarısı da gene ilk dördün gibi. Hem yarısı karanlık, yarısı da aydınlık. Ondan sonra tekrar yeni aya geliyor. Şimdi ara evreleri anlatalım. Burayı yani yeni ayla ilk dördünün arasına gelince hilal. Ondan sonra burası ilk dördün. İlk dördünle dolunayın arasına gelince şişkin ay. Ondan sonra burası dolunay oluyor. Burası da dolunayla son dördünün arasına gelince de şişkin ay oluyor gene. Burası son dördün, burası da hilal oluyor gene. Yeni ayla şöyle gitti. Yeni ayla son dördünün arasına geldiği için orası da hilal oluyor. En izlediğiniz için teşekkür ederim.